2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bir karar verildi. Bu mahkeme kararını kamu vicdanı asla hukuki olarak kabul etmemiş. Bu verilen karar kamu vicdanında siyasi bir karar olarak algılanmıştır. Tıpkı yıllar önce bugünün Cumhurbaşkanı'na aynı yerde, aynı makamda okuduğu bir şiir nedeniyle verilen bir kararı algıladığı gibi. Ancak herkesin bildiği bir gerçek vardır ki, tarihin çeşitli dönemlerinde tecrübe edilen bir gerçektir bu. Dünden bugüne adalet mekanizmasına kişisel ve siyasi hesaplarla müdahale edenler mutlaka zaman içerisinde kaybetmişlerdir. Eğer böyle bir müdahale varsa ki kamu vicdanı bunun varlığını kabul etmektedir, buna müdahale edenler hiç şüphesiz yine kaybedeceklerdir. Adaletsizliği siyasi araç haline getirip haksızlığa tevessül etmek bu ülkeye ve insanımıza yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Adalet herkes içindir. 84 milyon insanın yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine ve benzer diğer hususlara bakılmadan, asla itibar etmeden herkese adaletin eşit bir şekilde sunulması gerekmektedir. Saadet Partisi olarak şiarımız dün olduğu gibi bugün de herkes için adalet demeye devam etmek olacaktır. Değerli basın mensupları, kıymetli Eskişehirliler, bildiğiniz üzere 5-16 tarihleri arasında 5-16 Aralık tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 bütçeleri görüşmeleri gerçekleştirildi. Kabul edilen bu bütçenin insanımıza hizmet etmediği, edemeyeceği aşikardır. Bu bütçe üretim, istihdam, kalkınma ve yatırım bütçesi değil, faiz, vergi ve borçlanma bütçesidir. 660 milyar liralık açığın olduğu bu bütçeden faize 565 milyar lira, yatırıma ise sadece 472 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Faize ayrılan bu kaynak 16 bakanlığa ayrılan bütçenin tamamından daha fazladır. Yıllara göre bütçeden faize ayrılan kaynak ise 2002'den 2023'e 11 kat artarak 565 milyar lira seviyesine çıkmıştır. Yine yıllara göre bütçe açığımız 11,5 milyar liradan 660 milyar lira seviyelerine yükselerek 57 kat artmıştır. Vatandaşlarımızın bankalara olan toplam borcu ise 2002 yılından 6 milyar liradan tam 200 kat artmıştır. Bankaların yıllara göre karına baktığımız zaman 2002'de 3 milyar lira kar ederlerken bugün ise 115 kat artarak 336 milyar lira seviyesine çıkmıştır. İnsanımızı yoksullaştıran, ülkemizi borçlandıran bu düzen ise faizci kapitalist düzenden başkası değildir. İnsanımızı aç bırakan, işsiz bırakan, borca esir eden bu düzenden milletimizi ve ülkemizi kurtaracağız. Saadet Partisi olarak hakça paylaşıma dayalı, adil bir düzeni, hakka ve adalete dayalı yeni bir dünyayı inşallah kuracağız. Basın